Nabız düşüklüğü eğer ki kalpte bir blok yoksa, kalpte bir ritim problemi yoksa bizim için genellikle normaldir. Hatta sporcularda uyku esnasında nabız bazen 30'lara kadar düşebilir. Bizim için önemli olan nabız düşüklüğünde ritmin normal olup olmamasıdır. Burada eğer ki ritim normalse, kişi eğer nabız düşüklüğüne neden olacak bir ilaç kullanmıyorsa, günlük hayatını sağlıklı bir şekilde yaşıyorsa ve kendine herhangi bir kötülük, herhangi bir semptom hissetmiyorsa bu nabız düşüklüğü genellikle bir önemi yoktur diyebiliriz. Hocam kaçın altına olmamalı derseniz de 60'ın altı bizim için nabız düşüklüğü anlamına gelir. Nabzınız 60'ın altına düşüyorsa bunu kendi kendinize irdeleyip acaba bir problem var mı yok mu diye sormanıza gerek yok. Kardiyoloğa gelin, onunla beraber konuşun, EKG'niz çekilsin, holteriniz takılsın. Nabız düşüklüğü ile ilgili bir sorun olup olmadığı zaten size söylenecektir. Lütfen endişeyle gezmeyin.